mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Hadi hep beraber Erzurum yöresine gidelim ve yörenin o meşhur lezzetlerinden bir tanesi Erzurum pastası tarifini hazırlayalım hep birlikte. Pasta diyoruz ama çörek vari biraz kurabiye vari bir lezzet. Çok beğeneceğiniz emin olduğum tarifin malzeme listesi ekranlarınıza geldi. Fotoğrafını çekin kaydedin ve mutlaka sevdiklerinizle bu lezzeti paylaşın isterim. Derin bir kabın içerisine bir su bardağı şeker, yoğurt ve sıvı yağ alalım. Yarım çay bardağı süt ekledim. İçerisine 3 adet yumurta kırıyoruz. 3 tam yumurtamızı kaşımın içerisine ekleyelim. Bir miktar un ilave ettim. Kaşığım yardımıyla şöyle karıştırıyorum. Yoğurdukça mutlaka un ilavesinde bulunalım. Ben toplamda 6 su bardağı un ilave ettim. Ama artı eksi yapısına göre, hamur yapısına göre bunu değerlendirmenizi isterim. 1 paket kabartma tozu. Yarım çay kaşığı da karbonat ekliyorum içerisine. Bakın biraz karıştırıyorum, biraz daha ona ihtiyaç duyacak harcım. Çok güzel bir hamur oldu. Görüyorsunuz hafif ele yapışan bir hamurumuz olması gerekiyor. İçerisine iki tatlı kaşığı portakal aroması hazırladım. Linkini üst kısma bırakıyorum. Eğer bunu temin edemezseniz yapamazsanız portakal kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. İçerisine kuru üzüm ekledim. Bakın yapısını görüyorsunuz. Hafif ele yapışan nemli bir hamurumuz var. Tamamen una doymuş bir hamur olmaması gerekiyor. Şöyle iki ceviz büyüklüğünde kocaman bir parça koparıyorum. Elimle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Kocaman Erzurum pastalarımız olacak. Fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor tarifimiz için. Fırınımız ısınırken hemen üstlerini süsleyelim. Yumurta sarısı sürüyorum. Çatal yardımıyla üzerine çarpı işareti yapıyorum. Belirgin bir iz olmasını istiyorum. Artık fırına verebiliriz. Bakın fırından çıktı. Alt kısmı da gayet güzel pişmiş görünüyor. Orta katın bir üst rafında pişirdim. Harika bir lezzet. Kesinlikle denemenizi istediğim yöresel farklı bir tarif. Sayfamda birbirinden lezzetli birçok tarif var. Mutlaka bunları da görmenizi, incelemenizi isterim. İç yapısında da kusunu size göstermek istiyorum. Muhteşem tam kıvamında olmuş. İç yapısı da gayet güzel pişmiş görüyorsunuz. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayız. Alttaki paylaş butonunu kullanarak sizlerle paylaşmış olduğum bu tarifleri sevdiklerinizle bol bol paylaşın isterim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.